Adını Sen Koy 87. bölüm. Gündüz vakti kuş bakışı ikinci köprü manzarası üzerinde beliren pembe benekler ve uçuşan beyaz parçalar eşliğinde oyuncuların görüntüleri ve isimleri akıyor. Ömer Erkan Meriç, Zehra Hazal Subaşı, Alev Ezgi Baran, Ayşe Yaprak Durmaz, Nihat Aykut İdeli, Yener Musa Pekici, Salim Ali Çoban, Demir Umut Aksoy, Müzeyyen Fatma Karanfil, Yasemin Elif Sultan Taş, Leyla Berna Üçkaleler, Ökkeş Atilla Pekdemir, Hediye Derya Kurtuluş, Koray Halit Erman Ersoy, Mehtap Gözde Gürkan, Nazan Hande Özdemir, Beton Borga Köprülü, Asya Hazel Aynalı, kalp şeklinde dizili kırmızı gül yapraklarının ortasında Adını Sen Koy yazdı. Zehra pijamalarıyla ayakta, Ömer yanında Asya ile yatakta uzanmış. Cevriye bir sorun olduğunu düşünüp üzülmüş gözlerle bakıyor. Ay çocuklar, ne olur kusura bakmayın, ben ev yeni de olunca böyle odaları bilemedim tabii. Bir de bu akıl bırakmadı bende, tutturdu süt içmeyeceğim diye. Halbuki süt içmezse boyu uzamaz, böyle yer elması gibi kalır dedim ama mümkün değil. Anlamadı. Ay haksız mıyım sizce de yani? Neyse, ben rahatsız ettim sizi. Kusura bakmayın çocuklar. Gel kız sarıcı bir, gel, kaçışın yok, içeceksin. Gider ayak, hala koltuğa bakıyor yadırgamış gözlerle. Ömer arkasından derin bir iç çekerek kımıldandı. Zehra başını kapıdan uzattı, gitti mi diye kontrol ediyor. Ömer bacaklarını yataktan indirdi, ev terliklerini ayaklarına geçirdi. Zehra odaya döndü, koltuktaki devresimleri toparlıyor. Bırak, artık çok geç. Ya nasıl girer içeri anlamıyorum ki. Yani peki ne yapacağız şimdi? Bundan sonra her gün yatmadan önce bu kapı kilitlenecek. Bunu daha önce düşünmüş olsaydı şimdi bunu yaşamazdık. Bu kadar şeyin içinde bir de bunu mu düşüneceğim? Burası senin evin. Seni düşünmen gerekirdi. Ben düşüneceğim öyle mi? Neyse, zaten yakalandık artık. Ne önemi var? Ne diyeceğiz evdekilere? Anlatır mı dersin? Hayır, ne söyleyecek ki? Yani Cevriye Hanım, bu enerjisini biliyoruz. Doğru. Yani herkes olmasa bile Ayşe'ye soracaktır. Peki o zaman ben kahvaltıda konuyu açsam? Ateşim vardı, o yüzden kanepeye uzandım. Orada uyuyakalmışım desem? İnandırıcı değil. O zaman senin horladığını söyleriz. Benim o yüzden kanepede yattığımı. Ben asla horlamam. Tamam ama... Hayır, Ayşe de biliyor yani benim horlamadığımı. İnanmaz. Peki... O zaman yatakta çok yer kapladığını söyleyelim. Bana hiç yer bırakmadığını. Ömer hafif alaycı bakıp büyük yatağa döndü. Bu yatakta mı? Zehra of diye çevirdi gözlerini. Başka bir şey bulmalıyız. Hiç uyumadığımızı söylesek? Eğer doğru düzgün bir açıklama yapmazsak her şeyi anlarlar. Salim evde oturmuş gazete okuyor. Telefon sesine kımıldandı ama gazetesine devam etti. Yasemin mutfaktan çıktı. Babacığım, sofraya geç istersen. Omlet birazdan hazır olur. İkisi de gülümsüyor. Yasemin tekrar mutfağa geçti. Salim gazetesini katladı. Gazeteyi sehpaya bırakıp kalktı. İki berjerin arasındaki fiskos masada duran telefonu aldı. Yasemin onu görünce koşturdu, aldı telefonu. Çok mesaj gelince bir bakayım dedim kızım. Reklam mesajıymış baba. Şu reklam mesajları... İnsanı sabah sabah taciz ediyor. Evet, ben de çok sinir oluyorum ama yapılacak bir şey yok. Hadi sofraya geçelim. Bakalım omletimi beğenecek misin? Soğumasın. Tabii ki beğeneceğim. Mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol kızım.
Salim derin bir nefes çekti. Yine mi reklam mesajı? Yok babacığım, Funda'ymış. Buluşalım diyor. Bir derdi var herhalde. Anladım kızım. Afiyet olsun. Sana da. Salim Yasemin'in mesajı üstün körü okurken gülümsediğini gördü. O da gülümsedi ama biraz soluk, düşünceli. Ya anlarlarsa peki? O zaman ne yapacağız? Ben bir içeri bakayım. Duruma bakayım. Dur gitme. Ya Cebriye Hanım sorarsa? Herkesin içinde mi? Yani bunu yapmaz herhalde. Yani başkası olsa belki ama Cebriye Hanım biraz nasıl desem... Patavatsız. Bazen düşünmeden konuşuyor diyelim. Bu yüzden bizim inandırıcı bir şey bulmamız lazım. Evet ama ne? Gitmezsek daha çok şüphe uyandıracağız. İçeri gidelim. E daha ne diyeceğimize karar vermedik. İlk düşündüğümüzü söyleriz. Senin hasta olduğunu, ben de rahatsız etmek istemediğim falan. Ama inanmazlarsa? Biraz bekleyelim bakalım. Onun tavrı nasıl olacak? Hadi hazırlan çıkalım. Ömer odadan çıkıyor. Zehra düşünceli, kımıldamadı. Cevriye Nazan'ın hazırladığı masanın yanına geldi. Ah bunlar kesin çok büyük kavga ettiler. Kesin. Yoksa niye ayrı yatsın tazecik evliler? Yok yok, nazara geldiler bunlara. Gözdeydi. Günaydın hala. Halacığım iyi misin? Ayşe, ben sabah Asya'nın peşinden koşarken... Günaydın. 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 Zehra kolyesini siyah elbisesinin üzerine çıkarmış. Ömer sandalyesini çekti. Ayşe ile Cevriye de oturdular. Halacığım Asya diyordun. Zehra dikkat kesildi. Cevriye gülümseyemedi bile. Ay sarı cibinin peşinde koşturmaktan nasıl yoruldum anlatamam. Resmen babası gibi teke inadı var. İnadım inat. Yenilerim 88 kanat ayol. Nazan çıkmıştı, duymadı. Ay Nazancığım, şu bizim Kayseri pastırmalarından da getir. Yok, ben getiririm. Ben hallederim kızım. Tin tin koşturuyor. Ayşe döndü, arkasından bakarak gülüyor. Ay bayılıyorum halamın enerjisine. İyi ki geldi. Ya resmen evin havası değişti. Gerçekten öyle. Canım ben bir telefonla görüşüp geleceğim. Nazan çaylığı servis ediyor. Şuna bak ya, resmen gitti. Ben ne yapacağım? Benim hemen bir bahane bulup kalkmam lazım. Onunla gelirim. Evet evet, en iyisi bu. Koray'ın villasının dış cephesi. Koray çıktı, yürüyor. Babasının adamları girdi bahçeye. Ne yapıyorsunuz siz burada? Sizi almaya geldik. Babanız sizi görmek istiyor. Öyle mi? Ne güzel. Gelmiyorum, benim işim var. Koray Bey, bizim de geleceksiniz. Babanızın kesin talimatı var. Sizi almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ya manyak mısınız çekelim Koray ya? Bey, işimizi zorlaştırmayın. Çek şu elini ya. Lan bırak, bıraksana. İki kolundan kavradılar, zorla götürüyorlar. Bunlar da kim ya? Bunda Kore'ye geliyordu. Minibüs hareket edince hemen telefonunu çıkardı. Alamadım ya. Polisi mi arasam acaba? Kaşları çatık, düşünceli. Yok ya. Alper'i mi arasam? Konağın mutfağında öteşin önünde bir çay bardağı. Hediye bir tabağa bir tane kurabiye koyup uzattı. Hayırdır Hediye? Ne oldu? Bugün benim şekere izin mi çıktı yoksa? Hiç var mı Ülkeş? Bugünküleri yerleştirirken çok yoruldum. Bu da senin ödülün. Olmasın. Bilseydim daha çok yorulurdum yahu. Bana bak. İstersen mutfağı baştan düzenleyeyim ha, ne dersin? Aman aman Ökkeş, Allah aşkına bir şeye el sürme. Daha dolap içleri bile bitmedi. Artık onlar da yarın.
kızım, baharatlıkları bulamıyorum. Tozlanmışlar dedi ablacığım. Ben de makine yaptım. Çok iyi yapmışsın. Aferin sana. Bana bak, bir kurabiye daha ver. Akşam yemeğini ben yapayım. Hadi. Hediye Nazan'a baktı. Nazan gülümsüyor. Ay sormayın Dünür'üm. Kanepede yatınca her yağım tutulmuş. Ayak zaten kötü. Artık oturduğum yerden bile spor yapamam ben, kesin. Halacığım geçer. Dediğim gibi yerini yadırgadın sen. Gelin çocuklar. Zehra ile Ömer geliyor. Gelin gelin, biz de halamın dün geceki macerasını dinliyorduk. Ay çocukla, ay parçam sen şöyle geç otur da bizim çocukların arası açılmasın. Oturun oturun. Masada Alev'in iki yanındaki sandalyeler boş sadece. Geçeyim Cevriye. Yana kayıyor. Gel canım. Sandalyesini çekerken Cevriye'ye baktı. Zehra saçlarını sağ omzundan öne doğru almış. Oturdu sandalyeye, nezaketen gülümsedi karşısında oturanlara. Alev'e tabağını uzatınca Alev sinirle çekip aldı. Uyuyamamış da. İnşallah tek uyuyamayan benimdir. Ayşe'cim, börekler peynirli mi? Evet abi. İster misin? Olur. Bunda elinde şemsiyeyle yürüyor. Alper geldi olduğu yere. Nerede kaldın Alper? Ne var Funda sabah sabah? Hayırdır ya? Koray'ı kaçırdılar Alper. Ne diyorsun sen? Kim kaçırdı? Kaçırdılar işte. Böyle iki tane karanlık tipli adam arabaya bindirdi. Koray bırakın beni dedi ama dinlemediler. Ben polise gidecektim ama Koray öyle deyince yanlış bir şey yapmaktan korktum. Belki tanıyordur diye düşündüm. Koray minibüste camdan dışarı öfkeyle bakıyor. Koray'ın telefonu. Cebinden çıkardı. Minibüsün koltukları deriden, içi ferah. Yanındaki bıyıklı adam telefonu çekip aldı Koray'dan. Arayan Yasemin. Ne yapıyorsun Yasemin? Ne yapıyorsun? Bıyıklı aramayı reddetti. Telefonu kendi cebine koydu. Babanızı gördükten sonra alacaksın sayfa. Adam camdan dışarı bakıyor. Söylesene Alper, bir şey biliyorsan söyle. Koray tefecilerden borç aldı. Muhtemelen onu ödeyemeyince adamlar götürdü. Ama polise haber vermemekle iyi yaptım. İşler daha da karışırdı. Ya senin bunu biliyor musun? Hayır. Hayır, kimse bilmiyor. Sen de sakın kimseye söyleme. Koray sana bunları söylediğimi duyarsa çok kötü olur. Ya Koray'a bir şey yaparlarsa? Rahat ol. Hiçbir şey olmaz. Onların tek derdi gözdağı vermek. Alper düşünceli. Ömer evin aydınlık bir cephesi boydan boya cam çalışma odasında elinde telefonuyla dolanıyor. Çalışma masası sırtını pencereye vermiş. Sandalyeler ahşap ve klasik model, iskeletli, yeşil kadifeden. Duvarda bir yelkenlinin resmedildiği tablo, altında ahşap bir konsol, gene ahşaptan bir atın sadece boynu ve kafasının oyulduğu bir heykel. Zehra elinde iki fincanın olduğu kahve tepsisiyle odaya geldi. Siyah elbisesinin altında siyah topuklu ayakkabılar. Ben kahve istemedim ki. Cevriye Hanım peşimi bırakmıyor ki. Tam odaya geçecektim, gel kahve içeceğiz dedi. Ben de birlikte içeceğimizi söyledim. Zaten masada da yalnız bırakıp gitti. Arkamdan gelmeseydim kim bilir. Ya ne söyleyeceğimi şaşırdım, ne yapsaydım? Ya yalnız olunca çok üstüme geliyor. Tamam, burada kal. Birlikte içtiğimizi düşünsün. Oturdu Ömer. Otursana. Kımıldandı Zehra. Ömer köpüklü Türk kahvesinin beyaz fincanını alıp bir yudum içti. Zehra oturup ona baktı. Ömer kahvenin tadını hissedince durgunlaştı. Ne var bunun içinde? Damla sakızı. Ömer tek kaşını hafifçe havaya kaldırdı. Hoşuna gitmiş gibi yumuşak bakıyor.
bir yudum daha aldı. Zehra'ya bakıyordu. Zehra gözlerini çevirince Ömer hemen bakışlarını kaçırdı. Yüzünde engel olamadığı memnun bir tebessüm. Salonda Müzeyyen, Cevriye ve Ayşe. Birlikteler mi şimdi? Hani gelin kız kaçıp odasına kapanmış olmasın? Ayşe yok artık der gibi gözlerini irileştirdi. Cevriye yok duramayacağım ifadesiyle hızlıca fincanı kenara bıraktı. İki koltuk değneğine abanarak kalktı. Aksak aksak yürüyor. Ayaklarında bir yandan sivri topuk ayakkabılar. Kardeşim nereye? Ah. Kızım gidip bir bakayım Zehra Ömer Bey'in kahvesini vermiş mi? Götürdü Cevriye Hanım. Lütfen yerinize geçin siz, kahveniz soğumasın. Evet evet, odada baş başa içeceklermiş. Cevriye oyun oynamasına izin verilmeyen çocuk gibi bakıyor. Ama iyi misin? Sen sabah da böyleydin, aklına takılan bir şey mi var? Var. Var ama işte pırlantam. Koltuğuna geri dönüyor. Halacığım bir sıkıntın varsa söyle, bak söylemezsen çok üzülürüm. Ay pırlantam, sıkıntı benim olsa patladanarak söyleyeceğim ama. İşte. Kimle ilgili? Alev mi yoksa? Cık. Ömer Bey'le su damlası. Ay çok büyük kavga etmişler ayol. Yatakları ayırmışlar, siz düşünün yani. Ne diyorsunuz Cevriye Hanım? Ama ben demiştim, içim sıkılıyor demiştim size. Bak çıktı işte. Neden kavga etmişler? Bilmiyorum pırlantam ama eğer olaya el koymazsak durum daha fena hale gelir, ben diyeyim size. O kadar kötü yani. Yok. Ayşeciğim. Hani ben duramam, gidip yok, konuşacağım. Otur yavrum, otur. Otur bir iyice anlayalım ne olduğunu. Cevriye Hanım, yanlış anlamış olamaz mısınız? Ay, olur mu öyle, dönürüm, yatakları ayırmışlar diyorum. Bunun neresi yanlış anlaşılır Allah sen? Asya'nın peşinden ben bunların odalarına girdim. Aa, bir de ne göreyim, kanepede bayağı böyle nevresimler, yastıklar, yorganlar falan. Bu tarafa bir döndüm, yatağın bir tarafı hiç bozulmamış. Ömer çalışma masasında bir dosya okuyor. Zehra odaya daldı panikle. Niye geldin yine? Söyledi, her şeyi anlatıyor. Cevriye Hanım mı? Ya of, kahvaltıda keşke söyleseydin, ilk biz anlatsaydık. Ya fırsat mı verdi? Kalkana kadar konuştu. Yok, Ayşe kesin gelip konuşmak isteyecek. Hadi odaya geçelim. Tamam, geçelim. Biraz sessiz ol ya. Görünmememiz lazım ya duyarlarsa. Ya ne olur ki, sakin ol. Bileğinden tuttu Zehra'nın, yürüyorlar. Ömer kapıyı yavaş, dışarıyı dinleyerek açtı. Önce kafasını uzattı, kontrol etti. Zehra arkasında. Hadi. Sessiz ol demedim mi? Tamam. Yasemin evde elinde telefonla yürüyor. Arama yaptı. Niye cevap vermiyor ki acaba? Koray babası Fikret'in ofisine girdi. Fikret pencereye dönmüş, dışarı bakıyor. İki adamı da girdi Koray'la. Yüzünü Koray'a döndü. Hoş geldin. Koray gözlerini devirdi. Adamlara dönüp sinirle bakındıktan sonra tekrar babasına döndü. Ben gelmedim. Ayrıca hiç de hoş gelmedim. Adamların beni zorla getirdi. Yapma böyle. Ben senin babanım. Ve endişe duyuyorum senin için. Böyle mi endişeleniyorsun? Adamlarını peşime takıp zorla ayağına getirince endişen geçiyor mu? Beni anlamaya çalış. Ve artık bu saçmalığa son ver. Evine dön.
Bak, ben kendime yeni bir hayat kurdum artık. Bunu kabullen, burada olmak istemiyorum. Varlık içinde yokluk çekmene dayanamıyorum. İşlerin başına geç, yine kendi evinde çalışırsın. Evin hazır kurul düzenin varken neden bu sefaleti kendine reva görüyorsun? Bu benim tercihim. Artık mahalle köşelerinde çırak olarak hayatını mahvetmen izin vermeyeceğim. Buna göz yummayacağım. Gerekirse... Gerekirse zor kullanırsın değil mi? Elinden geleni ardına koyma. O mahallede çıraklık da benim kendi seçimim. Telefonu ver. Ya ver şunu. Fikret ver diye bas sallayınca bıyıklı elini cebine attı. Koray aldı çıkıyor. Fikret çalışma masasına geçiyor. Adamları da çıkıyorlar. Kır saçlarını ıslatıp geriye taramış renkli gözlü Fikret, orta yaşlı, takım elbise ve kravatlı. Zehra yatak odasına yürüyor. Arkasında Ömer. Her şeyi anlattı ya, her şeyi. Ayrı yattığımızı söyledi. Ciddi bir şey dedi. Yalan söylediğimizi anlayacaklar. Ayşe. Sadece Ayşe değil ki. Müzeyyen Hanım da oradaydı. İkisi de duydu. Ne yapacağız şimdi? Ya Cevriye Hanım tutamaz kendini. Kesin herkesin içinde sorar. Nereye gidiyorsun? Banyoya. Ömer banyodan başını uzatıp odaya giren Ayşe'yi gördü ama hemen geri çekilip sakladı kendini. Zehra. Ayşe çok ciddi, endişeli birkaç adım attı Zehra'ya. Zehra bakıp bakıp kaçırıyor gözlerini. Ökeş, şu kolileri dışarı çıkarıver, evde durmasın. Ya dursaydı bir hediye, nasıl olsa lazım olacak. Lazım olursa alırız Ökkeş. Boşu boşuna yer tutmasın evde. Tamam, sen nasıl istersen. Kurabiye tabağına uzandı. Hediye be, bir tanecik daha ne olur be. Haftada bir, bilemedin iki. Hediye, bana bak, beni kurabiye yüzünden hırsızlığa teşvik etme, tamam mı? Ökkeş, koliler. Tamam, tamam, tamam. Hediye arkasını dönünce Ökkeş hemen bir kurabiye yürüttü. Biraz konuşabilir miyiz? Olur tabii Ayşe'cim ama benim şimdi küçük bir işim var. Sonra konuşsak. Zehra lütfen. Sen zeki bir kadınsın. Neden burada olduğumu anladığına eminim. Canım ne düşündüğünü bilmiyorum ama sandığın gibi değil. Benden saklamana gerek yok. Zehra. Ya her evlilikte olur böyle şeyler. Herkes kavga eder. Kavga mı? Cevriyal'a söyledi. Yataklarınızı ayırmışsınız. Küstünüz mü yoksa? Ayşe'cim, yani tartıştık biraz sadece. Ama önemli bir şey değil gerçekten. Dediğim gibi, her evlilikte olur böyle şeyler. Siz birbirinizi sevdikten sonra ben inanıyorum her şeyin üstesinden geleceksiniz. Abim nerede? Çalışma odasında mı? Neyse, önemli değil, ben bulurum. Ayşe odadan ayrılıyor. Ömer de saklandığı yerden çıkıyor. Zehra'yla odanın ortasında buluştular. Kavga ettiğimizi sanıyor. Etmediğimizi söyledim ama inanmadı. Kavga etmiş gibi mi davransak? Küs gibi mi yani? Kavga ettiğimizi düşünecekler. Sonra da barışacağız. Zehra bahs sağladı. Ökeş mutfakta. Cevriye geldi. Hediye bir şeyler doğuruyor. Hediye Hanımcığım, o tarçınlı kurabiyelerden var mı? Kahvenin yanında pek güzel gidiyor. Ökeş,
Bak Cevriye Hanım ne soruyor? Tarçınlı kurabiyelerden kaldı mı diyor. Şey Cevriye Hanım, tarçınlı kurabiyelerden kaldı mı? Şey oldu Cevriye Hanım şey, o tarçınlı kurabiyeler masanın üstünde dışarıda açıkta kalmış, kurumuş, taş gibi olmuş. Ha, demek taş gibi olmuş. Taşlar lezzetli miydi bari Ökkeş? Ay kızma adama ayol, dayanamamış yemiş işte. Ziyan yok, ziyan yok. Ben kendisi için söylüyorum Cevriye Hanım. Şekeri fırlayacak. Ama ben onların taş gibi olduğunu görünce yenilerini yaptım. Fırından çıkardığı tepsiyi bir bezle tutuyor. Buyurun. Ya o hediye, tarçın şekere iyi gelir diyorsun. Yesen bir türlü, yemesen bir türlü. Gidiyor. Sen de çok üstüne gidiyorsun bu adamcağızın. Yazık ayol. Ah Nazan. Nazan şimdi servis yapar bize. Nazancığım, servis yapar mısın? Tabii tabii Elia. Ayşe geldi. Ne yaptın? Öğrenebildin mi? Cık, öğrenemedim. Ya sonuçta onların özeli, çok da ısrar edemedim. Ama hala araları bozuk galiba. Bilemiyorum. Sen merak etme kızım, ben öğrenirim. Merak etme. Nazan kulak kesildi. Hemen çıkıyor. Aa, Nazan kurabiyeler. Hay Allah'ım ya Rabbim. İş başa kaldı gene. Nazan koridorda hızlı adımlarla koşturuyor. Alev koridora çıktı. Hayırdır bu ne telaş? Ömer Bey ile Zehra konuşmuyorlarmış. Küsmüşler. Küsmüşler mi? Niye? Bilmiyorum ama büyük bir şey galiba. Aynı yatakta da yatmıyorlarmış. Nazan. Gözünü de kulağını da 4 değil 14 açıyorsun. Ne olup bittiğini öğrenmemiz lazım. E ben de gidip bir bakayım bakalım. Bu güzel anın tadını çıkarayım. Alev'in telefonu. Kürşat Hoca. Efendim hocam? Koray sokakta yürüyor. Telefonun ekranına bakınca ofladı. Şarjım bitmişti. Şimdi atölyeye geldim, taktım şarjı. Yasemin, babam burada. Sonra görüşelim mi? Tamam. Yalan söyledi, sokakta yalnız. Baba, bir rahat bırak artık ya. Arama yapıyor. Alo Alper. İyiyim, iyiyim. Ama konuşmamız lazım. Tamam, hadi. Demir'le Leyla açık renklerin hakim olduğu ofiste iki farklı masadalar. Demir'in arkasında perde ekran. Bir sorun mu var? Yo, bugünlük bu kadar yeter mi diye düşünüyordum sadece. Hem zaten sizin de toplantınız var. Yarın çalışabiliriz. Benim bir toplantım yok. Ömer Bey'in toplantısı var. Kürşat Hoca'yla o görüşecek. Yani biz çalışmaya devam edebiliriz. Tamam o zaman. Zehra salona geliyor. Cevriye ile Ayşe kafa kafaya vermiş. Aa gel Zehra. Gel benim ustamdan gel. Otur aşağı. Nazan tepsiyle geldi. Ah, güzel kızım. Yanına böreklerden de ikram ediver oldu mu? Tabii Cevriye Hanım. Sağ ol Nazan. Siz ne alırsınız? Ben de bir çay alayım. Siz ne içersiniz? Ben de çay içerim. Ömer Bey gel gel, ben de seni soracaktım. Gel. Ömer Zehra'nın yanına geçiyor. İkilinin arkasındaki camdan ilerideki deniz görünüyor. Zehra durgun önüne bakıyordu, kalktı. Aa. Niye kalktın güzel kızım, ne oldu? Ben geldim diye mi kalktın yoksa?
Ne alakası var? Su içecektim sadece. Yürüyor Zehra. Ayşe Ömer'e bakıp ortamı yumuşatmak için gülümsedi. Nazan gene tepsiyle geldi. Ömer canı sıkkın gibi çok ciddi. Sağ ol Nazan. Afiyet olsun. Ayşe ile Cevriye bakıştılar. Cevriye kaş kaldırıp ya öyle işte diye bir hareket yaptı. Zehra geri geliyor. Ömer'in yanına oturdu. Ayol o yanınızdaki boşluğa müteahhit girse koca bir bina yapar. Size de 3 daire verir söyleyeyim ben size. Yaklaşın yaklaşın ayol. Kalk iyice. Ver bana çayını bakayım sen. Ver şöyle. Yanaş karına. Şöyle at elini omuzuna falan. At. Olur mu öyle? At. Sen de yasla başını omuzuna. Ayşe kızım. Hani böyle bir telefonla bir şey çekiyorlar ya, çubuklu. Ondan çekiversene. Hani kızım telefona çubuk koyuyorlar böyle. Ha selfie çubuğu. Ha selfie. Hadi ondan çekiver. Maşallah. Ömer'in eli Zehra'nın belini sarmış halde Zehra kas katı. Cevriye yanlarına oturuyor. Gel kızım gel. Ayşe selfie çubuğuyla geldi. Evet. İşte. O da bir koltukta oturuyor. Hadi poz verin. Saçını düzeltti eliyle. Cevriye poza girebilmek için Ömer'e sokuldu. Ne yapıyorsunuz? Ah böyle boncuk gibi dizildik resim çektiriyoruz. Gel her parçası sana da yer var. Ha, Ömer, Kürşat Bey gelmiş haberin var mı? Evet var. Bugün görüşeceğiz. Beni de aradı biz de kahve içeceğiz. Hadi Ayşe'cim çek. Gülüm. Hadi el ele tutuşun. Aa, evet böyle el ele tutuşun. Hadi gülün biraz yarın öbür gün çocuklarınıza göstereceğiz bu fotoğrafları. Çocuklar mı dedi? Ayalacığım ne güzel söyledi. İnşallah. Vallahi 4 gözle bekliyoruz. Çek. Hadi poz verin. Gülümseyin. Çekiyorum. Ay çok güzel. Hani küsmüştü bunlar. Ne bu hal şimdi? Sizin mutluluğunuzu izleyecek değilim. Bir tane daha. Alev çıkıyor. Ya çok güzel çıktı. Şimdi ikisini yalnız da çek pırlanta. Çek. Yanaş. Buna hayır dememiz lazım. Ayşe'cim benim çıkmam lazım. İşim var. Kalktı gidiyor. Cevriye başını kaldırıp baktı Ayşe şaşkın. Abi. Arkasından koşturuyor. Ömer çalışma odasına girip kapıyı kapatmadı. Ayşe de girdi peşi sıra. Ayşe'cim acil bir işim var çıkmam lazım. Bir saniye abi. Kapıyı kapatıyor. Ömer derin bir iç çekti. Ayşe mürdüm rengi diz boyu kloş bir etek ve üstünde toz pembe bir bluzla. Sadece bir soru. Zaten senin bana yalan söylemeyeceğini biliyorum. Zehra ile neden kavga ettiniz? Yani yataklarınızı bile ayırdığınıza göre ciddi bir şey olmalı. Ömer diğer tarafa döndü. Gerçi benim aklıma bir şey geliyor ama ne? Çocuk meselesi. Bu konuda mı anlaşamıyorsunuz? Hayır canım. Yani ufak bir mesele. Bir inatlaşma diyelim. Aşk kavgası diyorsun. Peki neden inatlaştınız? Ya şimdi biz odaya yeni yerleştik ya. Geçmiş. Nerede yatacaksın? Ben burada yatarım. Koltuğu gösterdi. Nevresim yok.
Zaten benim sıram. Ben yatarım bu hafta orada. Şu bir türlü uyamadığımız sıra. Ne? Şimdi. Yatağın hangi tarafına yatacağımız konusunda. İkimiz de aynı tarafa yatmak istiyoruz. Ah abicim. Ya sen erkeksin. Önceliği karına vermen gerekirdi. Ya evet öyle ama işte en başta inatlaşınca o da kanepede yatmak istedi. Yani bunun için mi? Yani hepsi bu Ayşe'cim. Ama söz veriyorum bir daha bu konuda tartışmayacağız. Şimdi çıkabilir miyim? Tabii. Ömer elinin içiyle yanağını okşadı. Ayşe gülümsedi. Ömer çıkıyor. Ayşe arkasından gene de düşünceli. Uzun lafın kısası. Ben her şeyi anladım güzel kızım. Siz kavga ettiniz değil mi? Ne oldu? Yani kavga etmedik de biraz tartıştık diyelim. Ayol sizin böyle kumrular gibi bir arada pıt 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 olma zamanınız. Şimdi niye vakit kaybediyorsunuz böyle küs kalarak güzel kızım? Yani aslında birazcık alttan alsaydı sorun çıkmayacaktı ama. Neden alttan alsaydı ki? Kızım ne yaptınız? Ne oldu? Niye kavga ettiniz siz? O değil. Sen alttan alacaksın su damlası. Hem alttan alacaksın hem dizginleri elinde tutacaksın. Yoksa böyle dizginleri kendi eline alır. Şimdi nasıl desem? Yani hep iş. Ya hep işiyle ilgileniyor. Hiç böyle iki güzel söz söylemiyor. Hiç sevdiğini belli etmiyor. Ah be güzel kızım, ben sana daha önce anlatmıştım biliyorsun. Ama tamam da Cevriye Hanım, yani hep ben mi alttan alacağım? E birazcık da o düşünsün, yani bu kadar zor mu incelik yapmak, güler yüz göstermek? Ya varsa yoksa iş, evde bile patron gibi davranıyor. Bana sanki eşi değil de çalışanıymışım gibi davranıyor. Yani ben ondan böyle hanlar hamamlar istemiyorum ki. E her gün kapıma çiçekler sersin de demiyorum. Ayol hanı hamam önüne sermiş zaten. Çiçek desen aha böyle çiçek bahçesi önünde. Denizle bir derya güzel kızım. Ay. Ama öteki şeyler için sana dedim cilve, naz. Değil mi? Söyledim ben sana. Ömer geldi salona. Ay neyse bana müsaade. Kalktı, koltuğa yaslı değneklerini aldı. Ömer Beyciğim. Sağ ayağına pek basmıyor. O aksak aksak yürürken Ömer arkasından bakıyor. Gözlerinde hafif muzip, mütebessim bir bakış. Cevriye'nin çıktığından emin olunca Zehra'nın yanına yürüdü. Diğer koltuğa geçti. Ayşe, neden küstüğümüzü sordu. Cevriye Hanım da bana sordu. Ne dedim peki? Emlakçı. Hem alıcı hem satıcıdan komisyon alıyoruz. Ama bu seferlik sizin için satıcıdan almayalım. Ama diğer koşullarda da sorun çıkartmak yok. Beton da emlakçı da. Herkes çakallık peşinde. Bedavaya getirmeye çalışıyor. Hayır, sanıyorlar ki bir tek onların ekmeğe ihtiyacı var. Biz zaten fotosentez yapıyoruz. Koltuğa yaslandı, yüzünde ağır bir makyaj. Avukat arıyor Beton. Alo. Görüştünüz mü abimle? Nasıl? Tamam, bekliyorum ben. Buraya geliyor. Dava dosyasını da getiriyor. Bakalım bu belayı abim başına kim açmış? Nihayet öğreniyoruz. Sen çık kapıda bekle. Gelince bana haber verirsin. Karakoldaki açık ofiste memurlar masalarında. Tayfun elleri ceplerinde yürüyor. Üzerinde her zaman sivil kıyafetler. Alev Hanım. Bu ne güzel sürpriz böyle. Hoş geldin. Yanaktan öpüştüler. Tayfun yerine değil karşısındaki koltuğa geçti. Neye borçluyuz bu güzel sürprizini? Hiç.
Uzun zamandır görüşmedik. Arayı uzattık ya. Ben de işte kaybolan yıllarımızı telafi ediyorum. Çok iyi etmişsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tayfun telefonu pantolon cebinden çıkardı. Müsaadenle. Alo. Buyurun. Yerine geçiyor. Masanın bir yanındaki kısa direkte Türk bayrağı. O dosyayla ilgilenemedik henüz. Bakıyoruz. Arkadaşlar araştırmalarını sürdürüyorlar. Yeni bir bilgi gelince ben size haber vereceğim. Peki. Bir dosyaya bakıp gelmem lazım. Müsaadenle Alev. Tabii tabii, sen git, ben buradayım. Bacak bacak üstüne atmış, bekliyordu. Kalkıp çantasını omzunda düzeltti. Merakla etrafa baktıktan sonra açık kapıyı kollayarak masanın diğer tarafına ilerledi. Masanın bir yanında da emniyet logolu bayrak dikili. Masanın yan duvarındaki jaluzili pencere açık ofise bakıyor. Ve gene kapıyı kollayarak masada Tayfun'un önünde duran dosyalara uzandı. Sol el işaret parmağında hem parmak ucuna takılıp orayı kapatan hem de aşağıya takılan gümüş farklı bir yüzük var. Dosyaları karıştırıyor. Altta Ömer Kervancıoğlu yazılı dosyayı bulup üste koydu. Çantasından telefonunu çıkarıyor. Gözleri jaluzili pencereden açık ofisi kontrol ediyor. Eğilip dosyanın kapak fotoğrafını çekti. Dosyanın üzerinde dosya numarası ve adı yazılı. Panikle telefonu çantasına koyarak kımıldandığı yerine geçiyor. Üzerinde siyahlı grili püsküllü bir hırka, siyah topuklu ayakkabılar. Sehpadan siyah paltosunu aldı, çıkıyor. Açık ofisten geçiyor. Beyaz tahtada bir erkeğin robot çizimi var. Nazan elinde tepsiyle salona girdi. Sağ ol güzel kızım. Maşallah maşallah. Ayşe'ye ilerledi Nazan. Ben de bu Nazan'ı evlendireceğim ben. Sağ ol Nazan. Afiyet olsun. Nazan çıkıyor. Ben Zehra ile konuştum. Kocasının ilgisizliğinden şikayet ediyor. E tabii Ömer Bey de böyle dimdik baston yutmuş gibi ayol. Ama ben gerekli nasihatleri verdim Zehra'ya. Sorun yok. İlgisizlik mi? Ama hala abim bana başka bir şey anlattı. Yani bir konuda inatlaşmışlar. İyi de bana neden yalan söylesinler ki? Ay niye söyleyecek kuzum? Demek ki başka bir şey var, başka büyük bir şey var. Durum sandığımızdan da fena, söyleyeyim ben sana. Ayşe içi şişmiş bir sıkıntıyla iç çekti. Cevriye sürekli kaş kaldırıp dudak büzerek durumu daha da vahim bir havaya sokuyor. Yani birbirleriyle konuşurlarsa yine inanmayacaklar. Of, yine başa döndük. Ortak bir sebep bulursak bu işten sıyrılırız. Yani aynı ağızdan konuşmamız lazım. Şüphelenmezler. Buldum. Senin kaba olduğunu söyleyelim. Hem böylece yalan söylemiş de olmayız. Sonra başımız ağrımaz. Ben kabayım öyle mi? Bunu nereden çıkardın? Bazen. Kaba bile yetersiz kalıyor. Buldum buldum. Ne söyleyeceğiz biliyor musun? Senin burnunun dikine giden, laftan sözden anlamayan, her işi yokuşa süren, ayrıca dağınık biri olduğunu söyleyeceğiz. Ben mi dağınığım? Şaka mı bu? Acaba senin bencil biri olduğunu mu söylesek? Hayatta işinden başka hiçbir şeyi önemsemeyen, duygusuz bir robot olduğunu, ha? Ne dersin? Ömer'in telefonu. Kürşat Hoca arıyor. Efendim hocam. Ayağa kalktı, dolanıyor. Tamam hocam, bir saate kadar oradayım. Zehra fırladı. Ben de geliyorum. Bu krizle tek başıma baş etmeye niyetim yok. Ömer elini kapıya uzattı. Buyur diye Zehra yürüyor. Ömer saks mavisi takımıyla arkasından ilerledi. Ayşe salonda dolanıyor.
kolarını göğsünde bağladı. Ayağında krem rengi sivri topuk stilettolar. Abi, ben de seninle konuşmak istiyordum. Şöyle gidelim. Zehracığım, geldiğin iyi oldu. Sen de gelir misin? İkili yan yana oturmadı. Zehra başka koltukta. Anlatın bakayım. Ne var sizin aranızda? Ömer'le Zehra bakıştı. Zehra geçmişe gitti. Bunların yeri burası değildi. Çalışma odamda olması gerekiyordu. Tamam, ben topluyordum zaten. Ben hallederim. Elindeki fotoğrafa bakıyor Ömer. Zehra gözlerini kıskanmış gibi kısıp dikkat kesildi. Ömer fotoğrafa uzun uzun baktı. Zehra kutularla kalktı. Ömer ise çömeldiği yerde elinde fotoğrafla. Bu kız kim? Ömer doğruldu. Gözlerini kaçırıyor. Yutkundu. Şimdi. Ben biraz kırıldım sadece. Yani insan geçmişteki fotoğrafı saklıyorsa geçmişte kalmamış demektir. Hem o fotoğraftaki kadından daha önce hiç bahsetmedi. Yani anlamıyorum, niye saklıyor ki onu? Hayır, abartıyorsun yani. Söyledim ya sana eski bir arkadaşım diye. Biraz fazla tepki verdin yani. O yüzden tartıştık Ayşe'cim. Yoksa önemli bir şey değil yani. Yani bildiğin klasik kadın kıskançlığı. Hayır, kıskanmadım. Yalnızca merak ettim. Yani dediğim gibi o fotoğraf niye öyle kutularda falan saklanıyor? Yani kutuda saklanıyorsa akılda da saklanıyor demektir. Ben de senin merakını giderdim. Eski bir arkadaşım olduğunu söyledim. Bak aynı şeye devam ediyorsun. Ne yapsaydım yani? Eski çekildiğin fotoğrafların hepsini atsa mıydın? Hah, o sihirli kelime işte. Yani arkadaşın, tamam arkadaşın ama nasıl bir arkadaş? Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Adı sanı yok mu bu arkadaşın? İnsan bunları anlatmaz mı? Maşallah, maşallah. Ayol. Yani şu kavganın hiddetinden bile birbirinizi ne kadar çok sevdiğiniz belli oluyor, ben diyeyim size. Ay şu bakışlara bak. Size nasıl imreniyorum bir bilseniz. Zaten kavga ettiğiniz zaman değil, sustuğunuz zaman esas sorun var demektir. Bir insan bir insanı seviyorsa ve kaybetmekten korkuyorsa kavga eder. Ben anladım sizi. Siz fazla sevgiden didişiyorsunuz ayol. Neyse. Benim çıkmam lazım. Geliyor musun? Hayır. Ben evde kalacağım. Peki. Sen bilirsin. Ömer çıkıyor. Ayşe hafif bir tebessümle düşünüyor. Cevriye kıkırdıyor. Boynuna her zaman doladığı şallardan birini dolayıp altın sarısı bir broşla tutturmuş. Zehra oturduğu yerde saçını geriye atıp nefeslendi. Kar konağın bahçesine yağmaya devam ediyor. Tek katlı taş yapının çatısı bembeyaz. Gel abicim. Bak oğlum. Hı. Bak kapı kuluna bak. Tamam anacığım, ben yaptıracağım. Bak oğlum. Bu yatak çok rahatsız. Bak. Bu dolap bak bak bak. Gıcır gıcır, gıcır gıcır sesler çıkartıyor. Ay hiç rahat edemedim, hiç. Halacığım, bak sabah da söyledim hatırlarsan. Burası misafir odası. Doğal olarak misafirler için tasarlanmış yani. Her gelen için değiştiremeyiz ya. Celiye süzüm süzüm surat dağıstı. Ayrıca bunlar ahşap. Yani marangozluk işi var bunların. Ben şimdi bir marangoz ararım. O gelir halleder, tamam mı? Ama dediğim gibi sen bunları sürekli söyleyip durma. Huzurları kaçmasın. Lütfen. Ay tamam oğlum. Aa, bitti gitti. Ay, kim duymuş, kim işitmiş? Merak etme sen. Hani eski değilse bu bahaneyle değiştirsinler diye dediydim ben Nihat'cığım. Hı hı. Ben bir Ayşe'ye bakayım. Cevriye zoraki gülümseyip bas sağladı. Nihat çıkarken ellerini sabır dileyerek yukarı kaldırdı. Cevriye'ye dönünce ise yapmacıktan gülümsedi. Misafir odasıymış. Hala misafiriz yani.
Cevriye düşün, düşün. Kalmam lazım burada. Yoksa Kayseri'ye gider, sabaha kadar duvarlara bakarım. Demir'le Leyla beyaz masaların U şeklinde sıralandığı ofiste çalışıyordu. Leyla kalkınca Demir de kalktı. Ömer girdi içeri. Leyla'yı görünce duraksadı. Leyla. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol. Tokalaştılar. Teşekkürler. Ben çıkayım artık. Tabii. Leyla çok gergin. Paltosunu alıp Ömer'e bir kez daha baktı. O çıktı. Demir Ömer'e bakıyor. Leyla'nın bu projede olduğundan haberim yoktu. Nedim Beyler'le çalışmaya başladık ya. Haliyle Leyla da projeye dahil oldu. Ömer düşünceli. Demir masaya döndü. Emlakçı. Abimin durumu ne olacak? Çıkabilecek mi dışarı? Elimizden geleni yapacağız. Abinizin ifadesi olay yerindeki biriyle ilgili. Ama maalesef şahıs abinizin söylediği gibi... Kim? Nişanlısı olduğunu söylüyor. Zehra... Zehra Kaya. Hayır, soyadı Kaya değil. Gözlüklü, hafif kilolu, takım elbise ve kravatlı avukat dosyadan bir kağıt uzattı. Kervancıoğlu mu? Metap şaşkın gözlerini avukata kaldırıp tekrar kağıda indirdi. Zehra Kervancıoğlu mu? Evet, Ömer Kervancıoğlu'nun eşi. Metap'ın afallamış yüzünde zaman dondu. Bu dizinin betimlemesi Karamel Yapım tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org Sesli Betimleme metin yazarı ve seslendiren Emine Koli var. Altyazı Gökberk Yılmaz, Özgür Deniz. İşaret dili Berrak Fırat. Son kontroller Zerin Yılmaz, Dolunay Ünal, Hasan Dikyuva. Teknik yapım Yeni Gökdelen Tercüme, Dağ Prodüksiyon. Yönetmen Atilla Cengiz, Irmak Çengel. Yapımcı Nazmiye Yılmaz. Yapım Karamel Yapım. Tas direktörü Fatoş Koçak. Uygulayıcı yapımcı Sinan Akat, yardımcı yönetmen Emre Bahadır Çırakoğlu, yapım koordinatörü Murat Osman Toker, kas Funda Hülya Diken, Alper Emre Can Pancar, Cevriye Neslihan Günaydın Aka, Tayfun Kadir Özdal, Fikret Kemal Akıncı, sanat yönetmeni Müslüm Çalasın, müzik Korhan Nart, görüntü yönetmenleri Turan Necipoğlu, Mustafa Ekmekçi, senaryo Başak Yazı Odası, proje tasarım hikaye Nazmiye Yılmaz, yapım koordinatörü Erdal Koç. Bu dizi TRT 1 tarafından Karamel Yapım'a yaptırılmıştır. Copyright 2017.